günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki yeryüzü cenneti Nemrut Krater Gölü beyaz abdüründü. Dün gece Hint Ağeri ve Khatsaber köyleri yönündeki savunma ordusu personeli ile bağlantı kesildi. Arsak'ın Eskişehir köyü kuşatmadan kurtuldu. Neden Putin Paşinyan'ı kurtarıyor? Greek City Times, İngiltere, Türkiye, Ukrayna Karadeniz'de Rusya'ya karşı ittifak oluşturuyor. Ermeni yer isimlerinin Türkleştirilmesinin derin kökleri bulunuyor. Batı Ermenistan'ın Bitlis ilinin Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci en büyük krater gölü Nemrut, kar yağışının ardından beyaza büründü. Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve buhar bacasıyla ziyaretçileri kendini hayran bırakıyor. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Nemrut, doğa severlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğra yerlerinden biri oldu. Arsak Savunma Ordusu tarafından bildirildiğine göre, dün akşam henüz bilinmeyen nedenlerle Hadrut'un Hintagher ve Hıçabert köyleri yönünde bulunan Arsak Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun birkaç askeri personeliyle bağlantı kesildi. Arama çalışmaları bütün gece ve bu sabah devam etti. Rus barış güçleri arabuluculuğuyla Ermeni askerlerin esir alınması ihtimali halinde gerekli önlemleri alması için aktif adımlar atılıyor. Arsak Devlet Başkanı Sözcüsü Vahram Pogosyan'ın Armen Press ile yaptığı röportajda, Azerilerin uzun süredir Şuşi bölgesindeki Eskişen köyüne giden yolu kapattığı, hatta sakinleri abluka altına aldığı bilgisini de yorumladı. Arayi Karitünyan'ın sözcüsü şu ifadeyi kaydetti. Azerbaycan güçleri Eskişen köyüne giden yola bir üs kurarak Ermeni tarafına baskı yapmaya çalıştı. Ancak Rus barış güçleri müdahalesi sonucunda bugün Azerbaycan üssünü yoldan çıkarıp Eskişen köyünü kuşatmadan kurtardı. Şu anda toplulukta hem savunma ordusu temsilcileri hem de Rus barış gücü temsilcileri bulunuyor ve topluluk sakinlerinin güvenli giriş çıkışını sağlıyor. Ayrıca Azerilerin Eskişehir yakınlarındaki Yekçahok köyü sakinlerine köyü terk etmeleri için 12 saat verdikleri söylentisinin doğru olmadığını söyledi. Ona göre mesele savunma ordusunun bir mevzisinde bulunan askerleriyle ilgilidir. Buna karşılık Ermeni tarafı talebi reddetti ve pozisyon şu anda Ermeni kuvvetlerinin kontrolü altında. Karabakh Savaşı'ndan sonra Transkafkasya ve komşu Orta Doğu'da temel özelliği Rusya'nın Türkiye ile işbirliği olduğu yeni bir büyük oyun başladı. Azerbaycan o oyuna çoktan girdi ve şimdi Emenistan'ın böyle bir fırsatı var. Tek soru Paşinyan'ın planlarını uygulamasına izin verip vermeyecekleridir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Kafkasya'da barışı sürdürmek için birlikte çalışacak altılı ülkenin kurulması hakkındaki önerisi ve Ermenistan'ı projeye katılmaya çağırmasının ardından çok az kişi Yerevan'ın bu kadar çabuk yanıt vermesini bekledi. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi oturumunda Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi için temas noktalarının bulmasına çalışılmasının gerektiğini ifade etti. Ona göre bir değişiklik oldu. Azeriler artık daha güçlü. Bu yüzden bu durumu kabul etmemiz gerekiyor. Objektif olarak bir noktası tüm bölgesel iletişimin engelsiz bir şekilde sağlanmasını ve Azerbaycan ile Nakhchivan arasında Ermenistan üzerinden bir ulaşım koridoru oluşturmayı öngörmektedir. Bu durum Yerevan ile Bakü ve Yerevan ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin temel ön koşuludur. Dahası, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, Ermenistan Cumhuriyeti'ni bölgesel izolasyondan çıkarıp transit statüsünde ve Avrupa'ya girişi olan bir ülkeye dönüştürüyor. Ankara'nın Yerevan ile ilişkilerin yeniden başlamasını, Dalık Karabakh artak sorununun çözümü ile ilişkilendirmeme yönündeki önceki girişimleri, Paşinyan'ın süreci ön koşulsuz yeniden canlandırma çabaları kadar başarısız oldu. Kafkasya uzmanı Sergey Markedonov'a göre Ermenistan bağımsızlık bildirgesi Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uluslararası tanınmasının gerekliliği ve Batı Ermenistan hakkında maddeler içeriyor. Dolayısıyla bölgesel bir sorunun varlığına işaret ediyor. Erdoğan'ın Bakü'deki açıklamasında Ermenistan'ın uygun kararlar alması gerektiğini vurgulaması tesadüf değildi. Çünkü Dağlık Karabağ Artsak sorunu ve Ermenistan-Türkiye uzlaşması denkleminin birinci bölümü daha önce kaybedilen bölgelerin Azerbaycan kontrolüne geri dönmesini kast ediyorsak aslında tanımlanmıştır. Ermeni-Türk uzlaşmasına gelince her iki taraf da kendi tarihlerinde yeni bir bölüm yazmaya başlamak için karmaşık tarihsel engelleri aşmak zorunda kalacak. Makalenin tamamı web sitemizdeki bağlantıda mevcuttur. Greek City Times'ın yazdığına göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere ile Türkiye arasındaki ticari bağları güçlendirmek için Temmuz 2020'de Londra'yı ziyaret etti. Her iki ülkenin de ikili işbirliğinde çıkarları var. Öte yandan Ukrayna, İngiliz askeri birliklerinin konuşlandırılması için kendi topraklarını sağlamaya hazır. Böylece yavaş yavaş Rusya'ya düşman olan üç ülkenin ittifakı kuruluyor. Türkiye ve İngiltere kime karşı dostluk kuracağını biliyor. Dolayısıyla Brüksel, Türkiye'deki insan hakları durumundan memnun değil ve Ankara'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına izin vermiyor. AB politikacıları da Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Libya'daki jeopolitik emellerinden endişe duyuyor. Aynı zamanda Türklerin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde başarılar dileriz. Avrupa'da Brexit'ten sonra Londra belirsiz olarak algılanıyor ve Ankara'nın batıdaki sayılı dostlarından biridir. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Birleşik Krallık, Türkiye'nin lider rolünü vurgulayarak kendi ittifaklar sistemini kurmaya çalışıyor. Aynı zamanda Londra, Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Afrika'daki eylemleri konusunda oldukça temkinli. Bu bağlamda Moskova'nın korkuları İngiliz birliklerinin Ukrayna'nın Nikolaev kentinde Karadeniz kıyılarında konuşlandırılma olasılığı hakkında dolaşan söylentilerle daha da şiddetleniyor. Ülke ve şehirlerin yer isimleri tesadüfen konulmuyor. Her birinin kendi tarihi ve anlama vardır. Fetihlerin önce işgal ettikleri şehirlerin ve bölgelerin adlarını değiştirmeleri tesadüf değildir. Bugünün Azerileri olan Türkler ve Kafkas Tatarları Ermeni izini halkın hafızasından ve tarihi kaynaklarından silmeye çalıştıklarında bu açıdan bir istisna değildir. Azerbaycan Ağa Bey'in deneyim ve yöntemlerine en iyi şekilde hakim olmuş ve uygulamıştır. Ve Türkiye'de Ermeni yer isimlerinin Türkleştirilmesi ve Kürtleştirilmesinin derin kökleri vardır. Türkolog Lusine Sahakyan, Ermeni yer isimlerinin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkleştirilmesi adlı çalışmasında bu yöndeki tarihsel gelişmeleri ve orta yöntemleri sunmaktadır. Ermeni yer isimlerinin bütün bir medeniyetin ürünü olduğunu farkına varan Türk yetkililer, eski Ermenilerin varlığının anlamlı tanıkları olan bölgenin gerçek sahiplerinin fiziksel olarak yok edilmesiyle yetinmeyip, Batı Ermenistan'daki tarihi ve kültürel soykırımı Ermeni yer isimlerini hedef alarak sürdürüyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Kertsi adlı eseri sunuyoruz. <laughs> tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.